Emrullah Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. İşçilerin bilmesi gereken önemli bilgileri derledik ve onu videolaştırdık arkadaşlar diyorum. YouTube'un özel haberler veren, kamuda çalışan işçilere, belediyede çalışan işçilere, THP çalışanlarına özel haberler üreten tek kanalıyız diyorum ve kanala abone olup bildirimleri açarsanız hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve hemen özel videomuzla size sunuyoruz arkadaşlar. Evet bu videomuzda arkadaşlar sendika üyeliği hakkında sizlerden bahsedeceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor? Bütün detayları vereceğiz size arkadaşlar. Videonun altına da sorularınızı yazabilirsiniz. Evet başlayalım o zaman arkadaşlar. İş kolu değişen işçinin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer arkadaşlar. Evet, iş kolu değişen işçinin sendika üyeliği de kendiliğinden sona erer. Bir diğer olay SGK'dan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendikayı üyeliği de sona erer. Tekrar ediyorum, SGK'dan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendikayı üyeliği de sona erer. Herhangi bir askerlik görevi nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır. Tekrar ediyorum, herhangi bir askerlik görevi nedeniyle silah altına alınan üyenin askerlik süresi boyunca sendika üyeliği askıda kalır. Ancak SGK'dan yaşlılık veya mağluluk aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işlerin sendika üyeliği sona eriyordu biliyorsunuz. Ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş veya şubelerin yönetim denetleme disiplin kurullarında, kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya mağluluk aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder. Bir diğer önemli gelişme, işçi kuruluşu ve şubelerinin organlarında göre, görev almak üyeliği sona erdirmez. Tekrar söylüyorum, işçi kuruluşu ve şubelerinin organlarında görev almak üyeliği sona er, erdirilmez. Bir diğer önemli bir mevzuat, işçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemez. Tekrar söylüyorum. İşçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek üzere iş, işsiz kalması üyelini etkilemez. Bir diğer mevzuat bilgisi. İstifa sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. İstifa sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinden kazanılmış sayılır. Diyorum işçinin bilmesi gereken önemli bilgiler ikinci videosunda sizlerle birlikte olmayı olacağız diyorum. Ve ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum.